Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Sevgili seyirciler, Türkiye'de Ramazan iftar programı yeniden merkezden Şehzade başında iç avluda revakların altında devam ediyor. Ankara Beypazarı dönüşünde sizlere o kısma yönlendirirken söylediğimiz üzere misafirimizle bu ikinci bölümde devam ediyoruz. Bu akşamki misafirimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan'a gider ayak veda etmeye hazırlanırken aslında yavaş yavaş çok hoş tecrübeler, güzel akşamlar yaşadık biz hocamızla. Onun için ben izleyenlerimizle de paylaşmakta hiç mahsur görmeksizin şunu söyleyeceğim. En hoş tarafı misafirlerimizi bir kere bu mekanda ağırlamaya çalışmak oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Benim açımdansa en hoş tarafı şu oldu efendim. Misafirlerim geldiler. Eksik olmasınlar, kırmadılar, şereflendirdiler. Sonra ben izlemeye devam ettim çünkü Kamil Yaşaroğlu hocamla birlikte sohbete daldılar. Benim için seyirlik ve eğlenceli kısmı o zaman başladı. Efendim o yüzden ben izleyenlerimize de size de söylemiş olayım. Şimdi ben bu kısmı açtım ama sonrasında sizi dinlemeye hakikaten çok heyecanla meraklıyım hocam. Ramazan-ı Şerif, hocam da başından beri Ramazan-ı Şerif'in konuşuyoruz. Bize bir şeyler söylüyor. Ve bırakıp da gidecek inşallah. Söyleyip hani tenimizin üstünden değil içimize işleyerek gitmesi için uğraşıyoruz ama çok hislendiğimiz günler oldu galiba. Biz de bu Ramazan merhamet duygusunu kabartan, dürten, eden bir şeyler oldu. Bu Ramazan-ı Şerif sizin için nasıl geçiyor? Sizde uyandırdığı his ne oldu? Hakikaten dediğiniz gibi yani biz zaten hayat bir koşturmaca, bir telaş içerisinde çok süratle akıyor. Ramazan bir kere bize önce, ben kendi adıma söyleyeyim, bir zaman mefhumunu bir öğretti. Yani illa o kadar koşturmaya, o kadar telaşa gerek yok. Bir de yaşamakta olduğumuz hayatın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu öğretti. Bu anlamda bir içe doğru yolculuğunda kapısını aralamış oldu. İnşallah ondan hakkıyla istifade edenlerden oluruz İnşallah. Her birimiz. Tabii ayrıca dediğiniz gibi, İnsanlarda o insani erdemlerin kapısını da açıyor. Başkalarını düşünmek, yardımlaşmaya, dayanışmaya, cömertlik, vefa, ihsan, komşuluk. Yine o günlük telaşın içerisinde çoğu zaman unutulan o kavramları bir kere daha hissetmeye vesile oluyor. Evet, çok sıcak bir mevsimde Ramazan'a denk geldik.
Ama Allah bunun da bir gücünü veriyor, dayanma kuvvetini, kudretini veriyor. İlk birkaç gün belki. Ama ondan sonra bir de bakıyorum, bizler de öyle, bütün çevremize de bakıyorum. İnsanlar makul bir şekilde o gecenin bereketinden de istifade etmeye çalışıyor. İftar, evet. Arkasından yapacağımız işler varsa onları yapıyoruz. Sohbetler, dostluklar, sahur programları, aşağı yukarı sabah namazına kadar, hatta sabah namazının bitiminden sonra da bir müddet hem kendimize hem yapacağımız günlük işlerimize hem çevremize vakit ayırma imkanı oluyor. Böylesine güzel bir tarafı da var. Tabii her sene Ramazan'da olduğu gibi bu sene Ramazan'da da bir de maalesef hüzünlü tarafı var. İşte geçen sene Myanmar'ı düşünüyorduk, işte evvelki sene Suriye'yi düşünüyorduk. Bu sene bunlara ilaveten bir büyük acı daha. Evet. Gazze'deki olaylar karşımıza çıktı. İşte bugün bile yapılan saldırılarca, haince saldırıların sonucu 3 tane genç çocuk vefat etti. Öldü bile. 200 maalesef. Küsur kişi, 250 kişiye yakın insan şu saldırılarda öldü. Bir taraftan biz burada bu kadar rahat, güzel iftarlar içerisinde, sahurlar içerisinde, çok şükür huzur içerisinde bu işi sürdürürken hemen yanı başımızda, yani bizim sınırlarımızın az ötesinde Filistin topraklarında insanlar bu akşamda iftarlarını açarken acaba nereden bomba yağacak diye endişeyle, telaşla, korkuyla ama onlar da bir başka sabırla, dirençle Ramazanlarını karşılıyorlar. Bu da bizim için ayrı bir hüzün. Bir şey yapamamış olmanın verdiği, yani bu kadar yıllardır süren, İslam ümmeti üzerinde süren bu baskıların, bu haince tuzakların, saldırıların bugün de geniş bir coğrafyada devam ediyor olması üzüyor insan hepimizi. Dualarımızı buradan bu vesileyle daha söyleyelim. Başta Filistin olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizle dualarımızı da hatırlıyoruz. Ramazan vesilesiyle onlarla yardımlaşma, dayanışma duygularımız biraz daha güncelleniyor, biraz daha güçleniyor. Bu Ramazan'da bunları da hissettik, hep beraber yaşıyoruz. Allah Müslümanların haline acısın, imdad etsin. Ve Müslümanların halinin düzelmesinde bizleri memur kılsın. İnşallah. Benim görebildiğim kadarıyla efendim, sanki bu tamam hava çok sıcak, hani ülkemizdeki Ramazan için ben söylüyorum. Değişik sıkıntılar var ama kimse şikayetçi değil gibi sanki. Yani o Allah Teala o bahsettiğiniz gibi dayanma gücünü veriyor. Hani şükürle şikayet aynı anda olmuyor. Şükrettiğiniz zaman şikayetiniz azalıyor. Acaba diyorum şükür duygusu arttığı için mi Ramazan'da şikayetten de biraz vazgeçmiş oluyoruz sanki. Öyle bir durum da var. Muhtemelen öyledir. Hakikaten çok çok güzel. Gencecik çocuklar, hatta ufacık çocuklar bile gayet güzel, keyifle Ramazan tutuyorlar. Dediğiniz gibi büyük bir böyle sabırla, metanetle bu sıcağa rağmen güzel, keyifli bir Ramazan oluyor. Bir de canlı bir dini hayat. Yani özellikle İstanbul'da tabii ama Türkiye'nin diğer şehirlerinde de çok canlı bir dini hayat bir kere daha oluyor. Sokaklara taşıyor. Yani bu Ramazan coşkusu, sevgisi, rehaveti, onu da koyalım, o rehavetle tatlı bir rehavet. Hepsi bunlar sokaklara taşıyor. Gece sabahlara kadar sürüyor. Bu iftar sofraları yani... Evet. Mesela bizim çocukluğumuzda İstanbul başka bir İstanbul'du. Dar, daha küçük, efendim nüfus kalabalığı bu kadar yoğun olmayan, şehirleri, caddeleri, sokakları bu kadar kalabalık olmayan bir İstanbul'du. O zaman başka bir mesela komşular arasında dayanışma vardı. Ramazan akşamlarında insanlar bir araya gelir, teravihler, sahurlar, komşuluk, dostluk, mahalle arkadaşlığı diyelim bunlar vardı. Şimdi bakıyorum... Şimdi çok daha geniş, çok daha kalabalık bir şehirdeyiz. Oluyor, evet. Ama çok şükür neredeyse her köşe başında, mesela fukaralar için ya da ihtiyaç sahibi olan, Ramazan'da herkes zaten sahur ve iftar için şey sayılabilir, ihtiyaç sahibi sayılabilir. Her yerde bir iftar sofrası var. İnsanlar rahatlıkla sofralarda oruçlarını açıyorlar. Bu da ayrı bir hava katıyor. Yani Ramazan'a büyük bir zenginlik katıyor. Buna insanlar da alıştı. Güzel bir Ramazan geçiyor. Bir de çok hoşuma giden bir cümleyi geçen yıllarda duymuştum. Yani onun devamlı herhalde içindeki şükür sırrıyla alakalı bir şey o. Oruç tutana kolay. Yani oruçla ilgili ne kadar şikayet varsa da aslında oruç tutana kolay. Tutana kolay. Çok güzel bir söz. Evet. Hatta küçük çocuklar bile anne babaları işte hava çok sıcak dayanamazsın diye ısrar etseler bile onlar yok. İllaki tutacağım diye böyle bir içlerinde arzu var. Neyse ki çocuklar çok dirençli ve dirayetliler. İş anne babalara kalsa onlar merhametiyle belki biraz daha ileri yaşlara atabilirler ama herhalde o konuda çocukların cevvaliyeti oruç ibadeti bir de, hususunda. Bir de orucun bu kadar farklı bir yeri belki şundan, yani içinde riyanın girme ihtimalinin hiç olmadığı bir ibadet. Evet. Yani namaz desinler diye kılınabilir, hac yapılabilir. Görünür bir şey var. Ama
Oruç hakikaten ufacık bir çocuk için bile Allah'a teslimiyetin, Allah'ın lütfunu, keremini, efendim ikramını hissedebilmenin bir aracı olarak oruç ibadeti ortada. Dolayısıyla bu son derece tertemiz, pırıl pırıl, tam manasıyla takvayla yerine getirilen, herkes için, tutan herkes için böyle olan bir ibadet. Şimdi cemaat, ibadette cemaat denince namaz akla gelir malum haliniz. Ama ben orucu da cemaat haline tutuyoruz diye düşünüyorum. Yani aynı anda başlıyoruz, aynı anda iftar açıyoruz. O birlikteliği en çok hissettiren şeylerden biri. Çünkü aslında orucun kendisi görünmüyor ama farklı yansımalarıyla çok kuvvetli hissettiriyor kendini. Bir sürü ritüellerden bahsettiniz. Şimdi dışarı çıksak adım atamayız insanların iftar sofralarından. Ve bu hareketlilik sahura kadar devam edecek. Ve şöyle bir şey var. Sizin örneklendirdiğiniz gibi az önce belki insanlar kendi geçmişlerine döndüklerinde farklı bir Ramazan resmini düşünebilirler. Geçmişe yönelik daha çok özlem vardır ama bugün yaşanan renklilikle özlem değil, onun da kendine has bir tadı var, bugünün de kendine has bir tadı var diye iki resmi yan yana koymak mümkün. Doğru. Peki sizin iki resminiz arasında nasıl bir fark var? Yani ne olursa olsun nostaljiden veya çocukluğumuzdan kurtulamıyoruz çünkü. Yani tabii ki o zamanki İstanbul bambaşka bir İstanbul'du. Çok daha güzel, çok daha böyle sevimli, her şey daha yakın ve dar çerçevede olan şeylerdi. Güzel Ramazan akşamları mesela ne bileyim çocukluğumuzda iftar saatini pencereden bakardık. Bizim evimiz Beyazıt Kulesi'ne doğru bakardı ve şeyi görürdük. Top atılan yeri görürdük. Yani en azından topu görmesek de top atılan yeri gördük. Dolayısıyla bir kulağımız hep top atışındaydı. Yani bu güzel bir şeydi. İftar içinde, sahur içinde toplar atılır. İşte camilerin mahyaları açılır. O zaman çok daha böyle her camide belki mahya yoktu ama daha böyle güzel, daha keyifli mahyalar olurdu, güzel sözler bulunurdu. İşte mahallede bir dayanışma, mesela Ramazan gelmeden bizim yaşadığımız, biz Fatih'te 80 senedir Fatihliyiz, hala Fatih'teyiz. Onun için kim kime hoş geldiniz diyecek, orası biraz karışık efendim. Hoş geldiniz. Yani şunu hatırlarım, bizim cami şeyde Sankiyedim Camii, meşhur bir Sankiyedim Camii vardır. Biz onun hemen yanında otururuz. Sankiyedim Camii iyi bir cemaati olan bir camiydi. Çünkü Allah rahmet eylesin, Mehmet Efendi Camii'nin imamı Türkiye'nin en önemli kurra hafızlarından birisiydi. Ve Ramazan boyu 27 gecede bir hatimle namaz kıldırır. Hatta kış Ramazanlarında hatırlıyorum 3 gecede hatim indirdi, teravihte olurdu. Ve arkasında özel bir cemaati olurdu. Yani İstanbul'un başka yerlerinden gelen, başka semtlerde oturan insanlar orada olurlardı. Biz çocukken mesela öyle güzel olurdu ki 8 rekatta bir ara verilir. Hı hı. Komşular kimisi limonata yapar getirir, kimisi kek yapar getirir. Yaşlılar gider abdestlerini tazelerler. Tekrar bir araya gelinir, ara verilir. Uzun tabii, çok uzun olduğu için hele o 3 gecede bir hatimler yapıldığında. İşte ikinci sekizde tekrar ara verilir. Başka komşulardan çaylar, kahveler gelir falan, böyle dayanışma içerisinde. Ramazan gelmeden de mahalledeki bütün fakirler bilinir. Bunlar yine hiç, yani bir dar bir organizasyonla yine cami cemaati tarafından bir araya getirilir. Bu fakirlere yardımlar yapılır. Kimse kimseye ne yardım yapıldığını bilmez. Herkesin ihtiyacı giderdi. Herkes Ramazan'a belli bir seviyede bir araya gelirdi. Tabii mahallenin en güzel özelliklerinden birisi de zenginle fakir aynı yerdeydi. Yani bir apartmanda hem zengin yaşıyor hem fakir yaşıyor. Yandaki apartmanda yaşıyordu. Kimse ayrı, kendi bugün olduğu gibi sitelerin içerisine hapsolmuş, zenginler başka yerde, fakirler, fukaralar başka yerde değildi. Bunun verdiği bir canlılık vardı. Efendim işte o pideler, farklı şeyler, tahinli pideler, susamlı pideler, farklı pideler, şerbetler vesaire. Böyle bunlar bugün de nostaljik olarak yaşatılmaya çalışılıyor. Şimdi maalesef o dar mahalle dayanışması belki biraz daha kurumsallaştı. Dernekler, vakıflar üzerinden. Maalesef insanların çoğu artık zenginler zekat verecek, fitrelerini verecek. Belki fakirleri çok tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bunlar kurumsal hale geldi. Ama bunun da dediğiniz gibi başka bir güzelliği var. Yani ben yine hatırlıyorum çocukluğumuzda aşağı yukarı 30 Ramazan evimizdeki her iftarda bir misafir olurdu. Hatta bir misafir derdi, yani birkaç misafiri hatırlıyorum.
Rahmetli dedem Ahmet Üşeri'nin yazarı Numan Kurtulmuş, onu ben tanımadım. Bizden evvel vefat etmiş. Efendim çok özür dilerim, sözünüzü kesmiş gibi olacağız ama biz bu akşam rahmetli dedenizin 3 tane kitabını getirdik. Öyle mi? Ha, sağ olun. Seyircilerimiz de bu arada bu kitaplardan haberdar olsunlar istedik. Bu Ahmet Üşeri gerçekten çok tarihimiz açısından baktığımızda ağırlığı olan bir kitap. Bir nesli adeta yetiştiren bir kitap olarak görülüyor. Bu bakımdan sevgili seyircilerimizin de ben bu kitaptan haberdar olmalarını istiyorum. Bir de Cuma hutbeleriyle ilgili kitap var. Evet. Ve Kur'an meraklılarına hediye. Hediye var. İsimli kitapları. Bir de Binbir Hadis de var. Evet, o da var. Da buraya getiremedik onu. Onu diyordum. Bizim şimdi oturduğumuz apartmanın yerinde o zaman iki katlı bir bina varmış. Orada dedem benden 7 sene evvel vefat etmiş. Annem der ki hiç kimseyi bulamazsa Fatih Camii'ne namaza gider. O akşam namazda birisini bulur, mutlaka sofraya getirir. Yani iftar sofrasında hiç misafirsiz açmazdık. Evet. Şimdi belki bu imkanlarımız böyle bir şeyler kalmadı ama her akşam bir yerde bir hayır sofrası. Her akşam bir yerde hakikaten herkesin gelebildiği, evet, her insanın gelebildiği bir takım imkanlarımız var. Hı-hı. Evet, niteliği aynı ama şeyler değişti, usuller değişti, yöntemler değişti ama aynı o Ramazan bereketi, Ramazan ruhu devam ediyor. Merhum pederinizin de çok hayır işlerine koştuğunu biz biliyoruz, evet, okuduğumuz kadarıyla. Biraz da ondan bahsetme. Evet. Ben tabii de estağfurullah, o kitabın bir de kapağını da mı göstersek? Evet, ben çok teşekkür ederim. Benim için de sürpriz oldu. Şimdi tabii Ahmet Üşeri şöyle herhalde. Şimdi görecektir şimdi arkadaşlarım. Şimdi ben siyasete ilk girdiğimde 1998 yılı, o zaman tabii çok daha genciz. Anadolu'da dolaşınca böyle hacı amcalar, ya Numan Kurtulmuş sen o kitabı ne zaman yazdın falan diye. Ben de bu kitabı bağdaştıramazlardı. Evet. Ben de derdim işte Numan Kurtulmuş dedemin, Allah rahmet eylesin. İşte çok, özellikle yaşı 50'nin üstünde olanlar, eski nesil daha çok biliyor. 52 sanırım vefatı. 52, vefatı, evet, 52. Evet. Bu da Cuma Bayram hutbeleri. Bu şey Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim meraklılarına, evet, evet. Kur'an meraklılarına. Şöyle bu hutbe ben biraz hutbelerle ilgilendiğim için efendim, evet, şimdi dikkatimi çekti. Her bir hutbenin girişindeki Arapça mukaddimeler farklı. Yani o bahsettiği, evet, konuya dair değişik mukaddimeler, doğru, tercih etmiş. O da Allah, çok Allah rahmet eylesin. Evet. O zaman iki cümle müsaade ederseniz bahsedeyim. Dedem binbaşı Numan Kurtulmuş bir Osmanlı subayı. 7 cephede savaşmış. Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış, Balkan Savaşları'nda savaşmış. Edirne'nin muhasarasında esir düşmüş. 6 ay esir düşmüş. En son Sakarya Meydan Muharebesi'nde 100 metre mesafeden bir aldığı tüfek kurşunuyla, affedersiniz, kalça kemiği kırılmış ve o gün imkanlar, hatta öldü diye bırakmışlar önce. Kalça kemiği kırılmış. O gün imkanlarla ameliyat şimdiki gibi olmadığı için kemikleri keserek ayağının birisi 15 santim kısaymış. 39 yaşında mağlulen emekli olmuş. Evet. Kur'an hafızı olmuş. O da hatimle teravih kıldıracak kadar şey olduktan sonra, emekli olduktan sonra Kur'an hafızı olmuş ve oturmuş Ahmet Üşeri'ni ve diğerlerini. Yani ana kitap Ahmet Üşeri. Bir de öyle bir dönem ki Allah demenin yasak olduğu. Evet. Efendim namazın içinde bile neredeyse Kur'an'ı Türkçe okuma denemelerinin yapıldığı bir dönemin sonrasında. Henüz 1950 gelmemiş. Bana Ahmet Üşeri, ben 1948 ilk baskısı zannediyordum. Kastamonu'da bir sahaf arkadaşımız 1942 baskısını verdi. O da evde kütüphanemde duruyor. Evet. O şartlarda kimsenin dinini Latin harfleriyle de öğreneceği doğru dürüst bir eser yok. Osmanlıca'da çok eser var ama Latin harflerinde yok. Ve bu kitabın özelliği o hocam. Evet, daha yakinen biliyor tabii. Ve İlmihal yani. İlmihal. Evet. Yani itikadımızı nasıl, evet, öğreneceğiz onu, o da işin, tabii, içerisinde var. Bugün dahi bir lise talebesinin rahatlıkla anlayabileceği, evet, bir Türkçe ile yazılmış bir kitap. Çok faydası olmuş. Allah rahmet eylesin. Evet. Ve annem der ki öyle bir yazardı ki ya, kitabı yazmaya başladığında annem de yeni o zaman evlenmiş. Tabii ayağı sakat olduğu için ayağını uzatarak oturuyor yerde. Elinde sürekli bir dakika boş bırakmaz ağzını. Hep kitap okur, yazar, çizer. Yazmaya durduğu zaman abdesti olsa bile, hani İmam Buhari Hazretlerinin, evet, her hadis rivayetini, evet, yazarken tekrar abdest aldığı rivayet edilir ya, söylenir ya. Tekrar kalkar, yeniden abdest alır ve öyle yazarmış. Şimdi, bereketi de oradan geliyor. Öyle ihlaslı, evet, yazılınca tabii, bu var. Tabii. Rahmetli babam da tam bir hayrul halef, eskilerinin söylediği, evet, gibi. Dedemin bütün o özelliklerini almış. Amcamlar da, halam da, Allah ömür versin. Onlar da aynı şekilde.
Babam da bütün hayır işlerinde, evet. İlim Yayma Cemiyeti'nin, İmam Hatip Okulları'nın kurulmasında, gelişmesinde çok büyük etkisi, katkısı olmuş birisiydi. Kendisi tıp doktoruydu. Buna rağmen yani diyebiliriz ki mesleğine ayırdığı vaktin çok daha üstünde İmam Hatip Okulları'na, İlim Yayma Cemiyeti'ne ayırdı. Hatta biz şöyle, biz beş kardeşiz. Deriz ki beş kardeşiz ama altıncı kardeşimiz ve en önemli kardeşimiz de İlim Yayma Cemiyeti'ydi. İmam Hatip okullarıydı. Yani mesela Kurban Bayramları'nda evladı gibi bakıyor. Evladı gibi bakardı. Deriler toplanır. Sonradan öğrendik ki o zamanlar deri toplamak yasaktı. Vefatından sonra deri toplamaya vesile olduğu için ceza aldığını, mahkemeden işte 3 ay mı 6 ay mı ceza aldığını ve bunun tecil edildiğini sonradan, ben vefatından sonra öğrendik. Hakikaten çok enteresan bir insandı, mübarek bir insandı. Dedem, babam tıp fakültesine giderken ona demiş ki tamam bak tıp fakültesine gideceksin, senin için hayırlı olur inşallah. İstihareyle de o kararı vermişler. Ama senden bir şey rica ediyorum. Haftanın bir gününü demiş, mesleği idame ettirdiğin sürece fakir fukaraya bedava bakacaksın. Fatih'teki evimizin alt katında, giriş katında muayenehanesi vardı babamın ve ölene kadar bedava hasta muayene etti. Perşembe günleri. Evet. İlan edilmişti. Hatta tabelası hala saklarız. Perşembe günleri muayene ücretsizdir diye bir tabelası halk vardı. Halk günü gibi bir şey. Halk günü gibi bir şey. Bunun dışında yani normal zamanlarda da yani birisinden de öyle çok kolay da para almaz yani fakirse, evet. Veya durumu iyi değilse. Allah rahmet eylesin. Çok hizmet ehli bir insandı. Hala çok şükür Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Ya senin babanın sayesinde biz okuduk, bu okuma imkanını bulduk, bize şöyle destek oldu, şu yardım yaptı diyen birçok insanla karşılaşıyorum. Tam hayır defterinin kapanmaması bu olsa, evet, gerektir. Evet, Allah her ikisine de, bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Amin, amin. Efendim aslında süremizin sonuna geldik. Biz sizi ağırlarken sohbetin buralara geleceği konusunda hocamın da bana sürpriz oldu bu kitaplar. Ama biz Kurtulmuş ailesinin ilk Numan Kurtulmuş'a ilişkin galiba sohbeti daha da genişletmeliydik. Daha da detaylandırmalıydık. En başında söylemiştik ya, Ramazan-ı Şerif'in bizim tenimizin üstüne değil iliklerimize kadar bırakması gereken değerler var diye, ki hissediyoruz, evet, çok, evet, şükür. Evet. İnşallah kalıcı da olur. Ama bunları hatırlamaya vesile oldu aynı zamanda anlattıklarınız, verdiğiniz örnekler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Ramazanınız, bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, programımızın bu bölümünün şimdilik sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında Ümraniye'de Fatma Güzey'e döneceğiz. Misafirleri Ahmet Taş getiren ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can olacaklar. Dönüşte iftara sayılı dakikalar kala biz yine burada sizi bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler.